Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un en yeni amiral gemisi olan ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy Note 10 Plus'ı kutusundan çıkartıyoruz. Sıfır kutu geldiği için her zaman olduğu gibi kutu açılımı videosuyla karşınızdayız. Ama bu telefonun sadece kamerasını bizim değerlendireceğimiz, bir video çekeceğimizi belirtelim. Bildiğiniz gibi Note ailesi özellikle kalemiyle bilinen ve özellikle kalemi çok kullananların tercih ettiği bir modeldi. Zaten şu anda kutuda da görüyorsunuz, kaleme bir vurgu yapılmış. Biz de şöyle sıfır kutunun açılımını yapalım. Şöyle bir kesiyoruz ve kestik. Açalım bakalım kutudan neler çıkıyor. Biz kutuyu açarken bir taraftan da bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 6.8 inçlik 1440x3040 piksellik bir Dynamic AMOLED ekranımız var. Hemen kutudan ne çıktı şöyle göstereyim. Şu tarafı biraz düzeltip. SIM kart iğnemiz var. Burada kullanım kılavuzu vesaire var muhtemelen. Çıkarmaya gerek yok. Şöyle koymuş olalım. İşte karşımızda Samsung Galaxy Note 10 Plus. Çok şık görünüyor. Beyaz renkli versiyonu bize gönderilmiş. Arka yüzden başlayalım. Birazcık farklılık olsun. Her zaman yaptığımız tasarımdan ve anlatım yönteminden. Arkada gördüğünüz gibi üçlü bir kamera dizilimi var. Bunu aslında bir de TOF dediğimiz Time of Flight kamerası eşlik ediyor. Yani dörtlü bir kameramız bizi karşılıyor. Kamera özelliklerine bakacak olursak 12 megapiksellik daha önce Samsung Galaxy S10 Plus'ta da kullanılan f1.5-2.4 diyaframlı bir ana kamera mevcut. Ona hemen yanında 12 megapiksellik bir telefoto kamerası eşlik ediyor. O da 2x optik zoom sunuyor. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksellik ultra geniş açı özelliğine sahip. Dördüncü kamerayı az önce söylemiştim. Şurada görmüş olduğumuz, şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğumuz TOF kamerası. Şu şeyi çıkartalım bir. Şöyle bu kenara alalım jelatinini. Ön tarafın jelatini var mı? Ön tarafta bir jelatinimiz yok. Açalım telefonumuzu. Şuradaki power tuşumuzdan. Bu arada çok şükür Bixby tuşu artık yok. Samsung bu konudaki ısrarından vazgeçti. Ama Samsung'un vazgeçtiği bir şey daha var. Şöyle alt kısmını göstereceğim. Type-C bağlantımızı görüyorsunuz. Burada kalemimizin çıktığı alanımız var. Kalemimizi çıkardık. Çok şık bir kalem. Biliyorsunuz son bir önceki modelde de böyleydi. Bluetooth teknolojisine sahip. Bunun bir Air adını verdiği Samsung'un ekstra bir özelliği daha var. Bu arada kameralardan bir tanesini şu anda ekranda görüyoruz. Ön kameramızı. Ön tarafta böyle yuvarlak bir delik şeklinde tasarlanmış. Bildiğiniz gibi S10 Plus'ta dual bir kamera vardı. Hemen şu sağ üst köşedeydi. Burada tek bir kameraya indirgenmiş. Artık bu şekilde bir kamerası var. Şimdi başlayalım. Türkçe dedik. Bıdı 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 yukarıdakini okudum diyelim. Devam edelim. Bir yandan da açalım. Bunu şimdilik atla diyoruz. Atla diyoruz. Bağlanmasına gerek yok. Şu anda açılırken diğer dedik. Kabul dedik. Şimdi değil diyoruz. Yine de atlansın diyoruz. Önerilen uygulamayı alırken bu biraz geç diyoruz. Bunları da geçelim mi bitti diyor. Bu şimdi işlemleri yaparken biz bir taraftan da diğer içeriklere bir göz atalım. Telefon açıldı. Ne var burada başka? Hemen şurada AKG kulaklıkları görüyoruz. Şöyle çıkartalım mı? Yok, çıkartmadan önce şuna bir bakalım. 45 wattlık kablolu bir şarjımız var burada. Biliyorsunuz biz kısa bir süre önce Samsung Galaxy A80'in de kamerasına bir göz atmıştık. Orada da yine böyle bir şey vardı. Şurada hemen şöyle bir netliği de buraya yapayım ki görmüş olasınız. Gördüğünüz gibi Type-C çıkışı var artık. Yavaş yavaş Samsung da Type-C'ye geçiyor. Yani iki ucu muhtemelen Type-C olan bir kablo çıkıyor şarj için. 45 wattlık bir şarj imkanı geliyor kabloyla beraber. Kablosuz desteği de var. Onda da 15 watt olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz bu özellikler ne yazık ki sadece Galaxy Note 10 Plus'ta var. Bir de bunun Note 10 versiyonu var. Onda biraz daha özelliklerin daha basit kaldığını söylemek istiyorum. Burada ne var? Şuradan muhtemelen bakalım ne çıkacak buradan karşımıza. Ne var burada? Bir tane uçları çıkıyor bu şey için. Kalemin uçlarını düzeltmek için, değiştirmek için daha doğrusu. Şöyle bir dönüştürücü var. Çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamadım dönüştürücüyü. Evet arkadaşı çıkarmak için epey uğraştım. Şöyle bir dönüştürücü var. Normal USB'yi Type-C'ye çeviren bir dönüştürücü de ürünün kutusundan çıkıyor. Bunu da bir kenara şöyle koymuş olalım. Bu adaptörler var dedik. Bu şey için. Kalemimiz için kullanabileceğimiz. Burada kablomuz var. Bakalım kabloya da.
söylediğim gibi ve tahmin ettiğim gibi iki ucu da Type-C olan bir kablo çıkıyor. Zaten adaptörü başka türlü kullanamayız. Bu bir hem avantaj hem dezavantaj. Onları detaylarını kamera tarafında anlatırım. Güzel de bir kulaklık var. Bakın şöyle AKG tarafından tasarlanan. Gayet de başarılı olduğunu söyleyeyim. Diğer özelliklerden biraz bahsedeyim. Ana kameramız 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Ön kamera ise 10 megapiksel. Yine S10 Plus'ta olduğu gibi 4K 30 FPS kayıt yapıyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da var cihazın. Bluetooth 5.0 ekrandan parmak izi okuma gibi teknolojilere de sahip olduğunu belirtelim. Şimdi şöyle bir hemen hızlıca kamerasına bir bakalım. Biliyorsunuz kameraları ben seviyorum. Geniş açımız var gördüğünüz gibi. Bir de zoomumuz var, 2x optik zoom. Şu anda ekranda zoom'u görüyorsunuz. Standart bir aslında Samsung kamerasını daha önce kullandıysanız, yakın zamandan bahsediyorum tabii. Bu çekim modlarına aşina olacaksınız. İşte yiyecek var, gece modu var, panorama var, pro modumuz var, canlı odak var, fotoğrafımız var, videomuz var, canlı odaklı video var. Biliyorsunuz bunu Galaxy A80 incelemesinde de anlatmıştık. Video modundayken arka planı flu hale getirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Ağır çekim, ultra ağır çekim, hiper geçiş gibi özellikler var. Ön tarafa biraz geçelim. Ön tarafa geçtiğimizde şu anda işte beni görüyorsunuz. Canlı odaklı video diyor. Mesela şu anda gösteriyorum ben de size. Canlı odaklı videoda arka planı istediğimiz gibi flu hale getirebiliyoruz. Bakın şu anda ekranda muhtemelen görüyorsunuz. Yukarıdaki lambamız şu an flu. Onu biraz getireyim ben. Bakın canlı, gerçek zamanlı, yani real time olarak bunu yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik olmuş bence. Diğer tarafta da fotoğraf, işte canlı odak bu fotoğraf modunda ve gece modunun ön kamerada da bu arada o çok güzel kullanılabildiğini görüyoruz. Yani oldukça güzel bir şey. Ayar emojiler de var. İşte izin ver diyelim, izin ver diyelim, izin ver diyelim. Biliyorsunuz bu zaten standart bir özellik. İşte buradan ayar emojinizi oluşturabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Tabii çok şık bir telefon olmuş ama bu şıklığında bir bedeli var biliyorsunuz. Hatta biz bununla ilgili de fiyatın biraz yüksek kaldığını söylemiştik. Telefonun Türkiye fiyatı 11.399 TL gibi çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyeyim. Gerçekten de bayağı bir yüksek bir rakam. Bir Android telefon için herhalde şu bugüne kadarki en yüksek Türkiye'deki en azından rakam olduğunu söyleyeyim. Bu arada Note 10 ailesiyle beraber önemli bir eksikliğimiz daha var. Şu anda ekranda görülüyor mu bilmiyorum. Artık 3.5 milim kulaklık çıkışı bulunmuyor. Bunun yerine Type-C'den bağlanmak zorunda kalacağız. Bu da önemli bir... Ben mesela çok severdim. Artık yok ama Bixby'nin kaldırılmış olması bence önemli bir artı. Fakat bu Type-C'den kulaklık olması ben çok sevmiyorum. Sevmeyenin de çok olduğunu biliyorum. Böyle bir birçok kişi de hani kendi kulaklığını takmak istiyor. Tamam, güzel bir kulaklık çıkıyor kutusundan ama hani kendi kulaklığınızı kullanmak isterseniz işte dönüştürücü kullanmanız lazım falan filan. O da biraz bana açıkçası sıkıntı geliyor. Tabii yine de bilemem, hani çok sevenler de olacaktır diye düşünüyorum. Şık bir telefon olmuş, onu söyleyeyim. Beyaz renk alınır mı? Valla bilmiyorum, bana biraz çabuk kirleniyor gibi geldi. Buna kılıf kılıf almak lazım. Belki daha farklı renkleri tercih edebilir ama bize gönderilen beyaz olduğu için şimdilik mecburen bununla ilgileneceğiz. Yaklaşık önümüzde bir hafta kalacak. Komple bir test yapmayı planlamıyorum. Çünkü zaten yapan yaptığı bize artık epey bir vakit geçmiş oldu. Komple testlerinde ben biliyorsunuz kamera tarafında bizim teknoloji oku olarak uzmanlığımız söz konusu. Kamera tarafında detaylı bir inceleme çok yakında teknoloji oku kanalında olacak. Bu ürünle ilgili özellikle kamera tarafında merak ettiğiniz şeyleri videonun altında bize soru olarak iletebilirsiniz. Teknoloji Oku'nun YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.